Merhaba arkadaşlar, anatomi dersinin bir diğer videosu ile birlikteyiz. Bu videoda temporal bölgeden ve çiğneme kaslarından bahsedeceğiz. Öncelikle temporal bölgenin sınırlarını söyleyecek olursak, bakın üstte linea temporalis, altta arcus zygomaticus, arkada kulak ön kenarına kadar olan bölümdür arkadaşlar. Bu bölgede tabii ki deri sırasıyla, bakın yani en yukarıdan derine doğru deri, yüzeyel fasya, arter temporal superficialis, işte daha sonra aynı arterin hani veni, bunlar yan yana oluyordu genelde. Daha sonra arkadaşlar auricula temporalis nervus, fascia temporalis, musculus temporalis ve yine arkadaşlar derin arter ve venlerden bahsedeceğiz. Daha sonra bir de şunu söyleyelim. Bakın musculus temporalis'in siniri nervus mandibularis'in bir dalıdır arkadaşlar. Bundan da yine bahsedeceğiz. Daha sonra ise bakın çene ekleminden bahsedelim. Bu da arkadaşlar temporal mandibularistir. Yani articulationes tempora mandibularis. Kondilar tipte bir eklemdir. Oldukça önemli. Sinovyal eklemdir. Diskusu vardır arkadaşlar. Kapsülü vardır. Çok önemli bir eklemdir. Daha sonra tabii kimle kim arasına meydana gelir? Bakın yukarıda fossa mandibularis, tuberculum articulare, aşağıda ise kaput mandibular arasına meydana gelecek. Hepsini zaten resimde göstereceğim. Ve 3 tane önemli ligamenti var arkadaşlar. Temporomandibulare, sfenomandibulare ve stilomandibulare şeklinde. Ve tabii ki 4 önemli hareketi meydana getirmekte. Depresyon, elevasyon, protraksiyon ve retraksiyon şeklinde. Şimdi retro, hani giyim tarzı var, belki duymuşsunuzdur, hani yani buradan aklınıza gelebilir, hani eskiye yönelik şeklinde, hani daha çok giyimde kullanıyoruz ama retraksiyon yani ne demek, geriye doğru çekme, depresyon aşağıya, elevasyon yukarıya, protraksiyon ise öne doğru gitmesidir arkadaşlar. Bu eklemde bu hareketler meydana geliyor. Daha sonra tabi bu eklemin 4 tane de önemli kası var arkadaşlar. Masseter, temporalis, bakın temporalis yani buraya da etki ediyor tabii ki. Daha sonra pterygoideus lateralis ve medialis olmak üzere. Bunların sinirleri arkadaşlar tabii ki nervus mandibularis'in bir dalıdır. Ve bakın yaklaşık hani kasla sinirin ismi de aynı. Böyle bir isimlendirmesi var arkadaşlar. Şimdi hemen resimlerimize tek tek bakalım. Öncelikle bakın burada arterimizi görüyoruz. Yani arkadaşlar hani en yukarıda deri vardı. Daha sonra yüzeyel fasya. Bundan sonra da arter temporalis superficialis. Siyah ile çerçeve içine aldığım arter arkadaşlar. Bakın bu arter önemli aslında, dalları vardır ama öncelikle tabii şunu söyleyelim. Arter carotis externa'nın bir dalıdır arkadaşlar. Externa'nın zaten iki tane önemli dalı var. Bakın aşağıda ise arter maxillaris diyor. Arter maxillaris ve temporal superficialis bilmemiz gereken iki önemli arter. Ve tabii arkadaşlar temporalis superficialis'in de yine önemli dalları var. Bakın çerçeve içine aldığım dalları aslına bakarsanız hani kolay olan, hani en azından birkaç tane bilmemiz gereken dallarındandır. Özellikle bakın en yukarıda ramus frontalis ve ramus parietalis önemlidir arkadaşlar. Bir de şunu söyleyelim. Bakın bu arter temporalis superficialis pulsasyonu alınır. Yani nereden alınır? Bakın resminde görelim. Bu tragus denilen, hani kırmızı ile yazılmış tragus denilen arkadaşlar kısmın, yani ön ve üst kısmında hissedilir. Bu tragusun arkadaşlar önünde ve biraz üstünde, siz de kulağınızda burayı palpe ederseniz bu arterin pulsasyonunu alabilirsiniz. Bu açıdan da önemlidir arkadaşlar. Daha sonra venlerimize geçecek olduğumuzda bakın yine aynı isimli venlerimiz var. Yani ven temporalis superficialis en yukarıdaki arkadaşlar. Bu maxillaris ile birleşecek. Bakın yine çerçeve içine aldığımız maxillaris ile birleşecek ve retromandibularis ise dökülecek arkadaşlar. Yine önemli 3 tane bakın bilmemiz gereken burada isim var. Temporalis superficialis, maxillaris ve retromandibularis şeklinde. Daha sonra ise burada yine önemli bir sinir var arkadaşlar. Nervus auricula temporalis şeklinde. Bakın siyah ile çerçeve içine aldığım nervus mandibularis'ten çıkacak. Yani bunun truncus posteriorunun bir dalıdır arkadaşlar. Nervus auricularis temporalis. Bakın dikkat ederseniz arter meningea media var. Bakın o arterin iki yanından geçiyor. Yani bu sinir ikiye ayrılıyor. Bu arteri geçtikten sonra tekrar birleşiyor. Böyle bir seyre sahip. Daha sonra bakın temporomandibular eklemin çevresinden yukarıya doğru gidiyor. Ve tabii ki biz bunu nasıl görüyoruz? Bakın kahverengiyle çerçeve içine aldığım pterygoideus lateralis'i kestikten sonra biz bu siniri görebiliyoruz. Arkadaşlar bunun bir duyu dalı vardır. Tabii ki temporal bölgenin duyusunu alır. Bir de arkadaşlar parasempatik dalı vardır. Çeşitli salgı bezlerini uyarır o dalı da. Devam edecek olursak
Fasya temporalis ise arkadaşlar, bakın musculus temporalisi örten bir fasyadır. Linea temporalis superiordan başlar, aşağıya doğru devam eder. Fakat arkadaşlar bu güçlü bir fasyadır ve bakın iki tane dala ayrılır. Lamina superficialis ve lamina profunda olmak üzere. Bakın bu yüzeyel fasya arkadaşlar, yani fasyanın yüzeyel yaprağı arcus zygomaticus'un dış yüzüne tutunarak devam eder. Lamina profunda ise arkadaşlar bu arcus zygomaticus'un iç yüzüne tutunur. Ve dolayısıyla ne olmuş oldu? İki lamina arasında bir boşluk oldu. Bu boşluktan ise arkadaşlar bir tane nervus, bir tane de arter geçer. Hangi arter? Arter zygomatico orbitalis geçerken arkadaşlar nervus maxillaris'in de bir dalı geçer. Bakın maxillaris'in dalı hangi dalı? Ramus zygomatico temporalis dalı geçer. Yani bakın ikisinde de zygomatico kelimesi var. Tabii arter olan orbitalis ile devam ediyor. Nervus olan ise arkadaşlar temporalis ile devam etmekte. Böyle bir özelliği de var buradaki fasyanın. Daha sonra buradaki kasa geçecek olursak bakın musculus temporalis. Bu genellikle hani yelpazeye benzetilir. Yelpaze şeklinde ya da işte üçgene benzetilir. Tepesi aşağıda olan bir üçgen. Bunun arkadaşlar şöyle önemli bir özelliği var. Çiğneme kasları içerisinde en kuvvetli olanıdır. Daha sonra şöyle söyleyelim. Bakın origosu nereden başlar? Linea temporalis inferiordan ve dolayısıyla fossa temporalisten arkadaşlar. Yani fossa temporalise de yapışıyor ama yukarıdaki sınırından bahsediyorum. Yukarıdaki sınırı linea temporalis inferiordan başlar. Fossa temporalis olduğu gibi, yani bütün fossa temporalis ve fasya temporalisin iç yüzü. Hani bu az önce bahsettiğimiz kuvvetli fasyanın iç yüzünden başlıyor arkadaşlar. Ve nereye gidiyor? Bakın arcus zygomaticus'u geçiyor çünkü burada kesilmiş. Arcus zygomaticus geçiyor arkadaşlar ve processus coronoideus'a yapışıyor. Tabi sadece bakın processus coronoideus değil, yani bu büyük sarı yıldızlar bunun inserciosunu gösteriyor. Bir de ramus mandibula'nın açıkçası ön tarafına doğru da devam ediyor arkadaşlar. Böyle bir origo ve inserciosu var. Bunun fonksiyonu ise bakın çift taraflı kasıldığında, yani iki tane temporal kas kasıldığında arkadaşlar mandibulayı yukarıya kaldıracak. Çünkü neden? Zaten origosu yukarıda. Mandibulayı yukarıya doğru kaldıracak ve dolayısıyla ağız da kapanmış olacak arkadaşlar. Ama sadece arka lifler kasıldığında, bakın sadece arka lifler kasıldığında ise mandibulayı geriye doğru çekecek. Yani retraksiyon yaptıracak. Peki tek taraflı kasıldığında, tek taraflı kasıldığında ise mandibulayı kendi tarafına doğru çekecek arkadaşlar. Bu kasımız. Bakın devam edecek olursam bu sefer ise derin arterlere geldim. Şimdi yani arter temporalis profunda'ya geldim arkadaşlar. Burada bakın iki tane dalı var. Yani iki superior ve posterior denilir ama o kadar önemli değil. Bu ise arkadaşlar şöyle ki arter maxillaris'in dalıdır. Bakın arter maxillaris'in dalıdır. Arter temporalis profunda. Bu da yine musculus temporalis'i temporalis'e dağılır ve onu besler arkadaşlar. Musculus temporalis'i besler. Daha sonra bir de veninden bahsedecek olursak bakın yine arter temporalis profunda'nın yanında seyreden ven temporalis profunda. Bu ise arkadaşlar bakın plexus pterygoideus'a dökülür. Önemli. Bakın burada A şeklinde plexus pterygoideus var. Bu derin ven de buraya dökülmekte. Daha sonra arkadaşlar çene eklemine geçelim. Öncelikle arkadaşlar tabii hatırlamamız gereken birkaç yer var. Bakın fossa mandibularis, tuberculum articulare. Daha sonra kaput mandibula. Çünkü arkadaşlar bizim bu eklemimiz bakın bu kemikler arasında meydana gelecek. Şimdi bu mavi ile boyanmış yer discus articularis tabii ki. Ortadaki diskustan bahsediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu diskus biraz önemli. Çünkü bunun alt yüzü konkav, yani çukur. Çünkü kaput mandibulaya uygunluk göstermesi için, kaput mandibula dışarıya doğru konvex. Ama üst yüzü, yani bu diskusun arkadaşlar üst yüzü ise eğer biçiminde. Yani hem konvekslik hem de konkavlık barındırıyor içinde. Bu da zaten fossa mandibularis ile tuberculum articulare'ye uygunluk gösterecek şekilde. Ve arkadaşlar bu diskus mandibulaya, yani bu kaput mandibulaya arkadaşlar daha sıkı sıkıya bağlıdır. Ve dolayısıyla bu kaput mandibula öne doğru çıktığında bu diskus da genellikle onunla birlikte gelir arkadaşlar. Tabii bir de şunu söyleyelim. Bu hani eklemin bir kapsülü var dedik ama çok sıkı bir eklem kapsülü yoktur. Ve arkadaşlar şunu da söyleyecek olursak bakın bu kemiklerin üst kısmı fibroz kıkırdak ile kaplıdır. Yani eklem yüzlerini oluşturan kemiklerin yüzeylerinden bahsediyorum. Bunlar da yine fibroz kıkırdak ile kaplıdır arkadaşlar. Daha sonra ligamentlerine geçelim ama geçmeden önce yine birkaç yeri hatırlayalım. Bakın spina ossis sphenoidalis.
ve daha sonra bakın lingula, mandibula önemli bilmemiz gereken yerlerden. Şimdi eklemlere, ligamentlere gelecek olursak bakın ligamentum laterale ile başlayalım. Kırmızı ile yazılmış. Bunun diğer adı ligamentum tempora mandibularidir arkadaşlar. Bakın bu temporal kemiğin processus zygomaticus'unun alt kenarından başlar arkadaşlar. Ve nereye gitmiş? Aşağıda kollum mandibulaya gidiyor. Yani kollum mandibulanın dış yüzüne tabii ki gidiyor ve arka tarafına tutunuyor arkadaşlar. Bu aslına bakarsanız ligamentum laterale hani bu kapsülün kalınlaşmış kısmıdır. Hani kapsülün içinde bazen ligamentler vardır dedik. Bu da onun gibidir arkadaşlar. Önemli bir ligament. Daha sonra bakın bir de iç tarafta medialde ama tabii bunun adı ligamentum mediale değil. Bunun adı ligamentum sphenomandibulare arkadaşlar. Çene ekleminin medialinde yer alan bir ligamenttir. Daha incedir arkadaşlar. Bakın bu işte yukarıda spinosus sphenoidalis, aşağıda ise lingula mandibulaya tutunur arkadaşlar. Bu da daha ince olan iç taraftaki bir ligamenttir. Daha sonra ligamentum stilomandibulare arkadaşlar. Bakın bu da processus stiloideus'tan başlar ve angulus mandibula da sonlanır arkadaşlar. Böyle bir ligament. Daha sonra kaslarımıza yani çiğneme kaslarına geçecek olduğumuzda bir diğeri ise arkadaşlar masseterdir. Musculus masseter. Bakın dört köşeli bir kastır ve aslına bakarsanız sağlam bir fasyası da vardır bu kasın arkadaşlar. Ve bakın iki parçadan oluşur yüzeyel ve derin olmak üzere. Ve yüzeyel bölümü yüzeyel parçası yani daha geniş olandır ve tabii ki daha yüzeyelde olan. Şimdi arkadaşlar bunun origosu zigomatik kemiğin processus maxillarisi ve arkadaşlar bakın hemen yanında ne var? Arcus zygomaticus'tan da tabii ki lifler alıyor. Yani origosu arkadaşlar hem arcus zygomaticus hem de zygomatik kemiğin processus maxillarisidir. Origosu. Daha sonra bakın lifler aşağıya ve arkaya doğru uzanıyor ve nerede sonlanıyor? Yani insertiosu angulus mandibula ve ramus mandibuladır arkadaşlar. Yani ramus mandibulanın alt kısmıdır. Tabii ki dış yüzünde sonlanıyor ve alt kısmında sonlanıyor arkadaşlar. Derin kısmına bakacak olduğumuzda ise bu da arcus zygomaticus'tan başlar ve yine ramus mandibulanın biraz daha üst kısmında sonlanır arkadaşlar. Derin parçası. Neyse arkadaşlar bakın çift taraflı kasıldığında mandibulayı yukarıya doğru kaldıracak. Neden? Çünkü origosu zaten yukarıda ve dolayısıyla ağız da kapanmış olacak. Ama tek taraflı çalıştığında ise mandibulayı kendi tarafına doğru çekecek bu kasımız. Daha sonra diğer kaslara geçmeden önce yine birkaç yeri hatırlayalım arkadaşlar. Bakın sfenoid kemiğin facies temporalisini görüyoruz. Ve arkadaşlar bakın aşağıda ise crista infratemporalis var. Aslına bakarsanız bu crista infratemporalisin üzerindeki yüzde facies infratemporalistir arkadaşlar. Daha sonra bakın yine processus pterygoideus'un lamina lateralisini görüyoruz. Ve arkadaşlar bakın burada ise mandibulanın fovea pterygoideasını görüyoruz. Yine palatin kemiğin processus piramidalisini görüyoruz. Tabi lateral yüzü arkadaşlar önemli olacak bizim için. Daha sonra artık kaslarımıza geçecek olduğumuzda ise bakın arkadaşlar neyle başlayalım? Pterygoideus lateralis ile başlayalım. Bakın burada görüyoruz zaten çift başlı bir kas. Öncelikle küçük sarı yıldızdan yani üst başının origosundan başlayalım arkadaşlar. Bakın az önce de gösterdiğimiz sfenoid kemiğin facies infratemporalisinden ve crista infratemporalisten başlar. Ve nerede sonlanır? Eklem kapsülünde sonlanır arkadaşlar. Alttaki başının origosuna bakacak olduğumuzda ise bu da processus pterygoideus'un lamina lateralis'in lateral yüzünden başlar. Bakın lateral yüzünden başladığı önemli. Zaten kasın adı da lateralis, başladığı yerde lateral yüzü arkadaşlar. Lamina lateralis'in lateral yüzü. Ve bu da nereye doğru gidiyor? Bu da mandibulanın işte fovea pterygoideus'una gidiyor arkadaşlar. Bunun görevine bakacak olduğumuzda bakın çift taraflı kasıldığında mandibulayı öne doğru çekecek. Neden? Origo zaten ön tarafta. Öne doğru çekecek arkadaşlar ve ağzı açacak. Tek taraflı kasıldığında ise arkadaşlar çeneyi karşı tarafa iter. Bakın tek taraflı kasıldığında çeneyi karşı tarafa doğru itecek. Önemli özelliğinden biridir arkadaşlar bu. Ve yine her iki taraftaki musculus pterygoideus lateralisler arkadaşlar sıra ile kasıldığında yani biri bir de diğeri kasıldığında çenenin sağa sola doğru hareket etmesini sağlarlar. Ve böylelikle arkadaşlar bakın çiğneme için önemli bir görev olan öğütme işlemini yerine getirmiş oluyorlar. Bu açıdan önemli bu kasımız arkadaşlar. Daha sonra medialis'e bakacak olduğumuzda bakın bu kasın origosundan bahsedecek olduğumuzda yine processus pterygoideus'un söyleyemedim. Lamina lateralis'in arkadaşlar medial yüzünden başlayacak. Ama sadece buradan değil bakın burada medial yüzünden bahsediyoruz. Ama sadece bu değil bir de nereden başlayacak? Palatin kemiğin processus piramidalis'inin bakın lateral yüzünden başlayacak arkadaşlar. Az önce göstermiştik. Tuberistas pterygoideo'da sonlanacak. Yani bakın iç tarafta tuberistas'ta sonlanacak.
kasılacak arkadaşlar. Bu kasımız. Bunun fonksiyonu ise yine lateralis ile birlikte kasıldığında öne doğru çekecek arkadaşlar mandibulayı. Çift taraflı kasıldığında yine mandibulayı yukarıya kaldıracak. Bakın bu önemli. Çift taraflı kasıldığında neden yukarıya doğru kaldıracak? Çünkü zaten origomuz yukarıda. Ve ağzı kapatacak arkadaşlar. Tek taraflı kasıldığında mandibulayı kendi tarafına doğru çekecek arkadaşlar. Ve yine bu da bakın sırasıyla kasıldığında yine lateral hareketler yapacak. Ve bunun sonucunda yine arkadaşlar öğütme işlemi gerçekleşmiş olacak. Ve arkadaşlar benim bu konuyla ilgili de söyleyebileceğim şeyler bunlar. Eğer başka sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum ve başarılar diliyorum.